Yunus Emre'ye de bakabiliriz. Oğlum ne oluyor ya? Neymiş bu? Hatırladın mı beni? Her Ankara'da bir demiştim. falan tamam <laughs> <laughs> Bu videoyu hatırlıyorum ya. İlave TV'nin sahibine Zafer Şahin e, böyle sosyal medyadan sallamak da olmuyor. Gel bir gün Ankara'ya sana bir şey söyleyeceğim diyor. <laughs> Yanına gidiyor hiçbir şey söyleyemiyor. <laughs> Bence 10 numara ayar bu arada. Kimse kusura bakmasın. Bazıları saygısızlık falan demiş Arif'in yaptığını İlave TV'nin sahibine de. Ben kesinlikle saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Adamın kendisi davet etmiş zaten Ankara'ya. Gel bir gün Ankara'ya demiş sana bir şey söyleyeceğim demiş. O da ilk Ankara'ya yolunun düştüğü fırsatta gitmiş bana bir şey söyleyecektiniz. Buyurun <laughs> söyleyin diyor. Bir şey söylemiyor, hakaret etmiyor, kavga etmeye gitmiyor yani. <laughs> Çek, 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 çek. Evet. Sinir <laughs> gerginliği. O. Aa bu olayı da hatırlıyorum. Özür diliyorum. Değerli arkadaşlar bizim rehberimiz hukuktur. Efendim mahkeme kararı var yıkamıyor. Bizim rotamız hukuktur. Saygısızlık. Saygısızlık derken Arif'in yaptığına saygısızlık diyorsan saygısızlık olarak görmüyorum ben bu tür şeyleri. Dostlar şöyle düşünün mesela. Yani Zafer Şahin'den tabii ki bahsetmiyorum ama hani örnek olsun diye hani daha rahat anlayın diye söylüyorum. Karşınızda sizin sülalenize küfür eden çok saldırgan bir insan var diyelim ve hiçbir şeyden anlamıyor. Güzel konuşuyorsunuz anlamıyor. anlamıyor yani hani kıt kafalı bir insan anlamıyor diyelim. Siz onu karşı sürekli olarak toleransta olamazsınız. Sürekli güzel konuşamazsınız. Sürekli böyle kendi sınırlarınızdan dışarı çıkmadan konuşamazsınız. Belli bir saatten sonra onun anladığı dilden konuşmaya başlarsınız. Yani ki ben videoda bir saygısızlık da görmüyorum bu arada. İlave TV'yi sevdiğim için de söylemiyorum. Ha, seviyorum ayrı konu. Bence gayet güzel röportajlar yapıyor. Çok başka bir konu bu. Ama yani bir saygısızlık görmüyorum ben ortada. Buyurun Ankara'ya geldim ne söyleyecektiniz bana sosyal medyadan sallıyordunuz diyor yani gayet normal. <laughs> Arkadaş sen gece yet mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin. Bizim kılavuzumuz hukuktur. Kim yıktı biz nereden bilelim? Ya? Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil. Hukuk önden yürüsün ona göre kendimizi <laughs> ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti. <laughs> Kadınlarla erkekler arasındaki uçurumları AK Parti iktidarı kaldırmıştır. <laughs> 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 Güzel espri. Izinden, izin. Yapma ya Yani bunu AK Parti üzerinde söylemiyorum da AK Parti seçmeninin büyük bir çoğunluğu Atatürk'ü sevmez bu arada Bu büyük bir gerçek yani yapmayın bunu gözünüzü seveyim ya Ben mi Atama Ayyaş dedim CHP'liler mi söyledi MHP'liler mi söyledi kim söyledi ya Cık, Yapmayın ya ki AK Parti seçmenlerine bile bakarsanız zaten büyük bir çoğunluğunun Atatürk'ü sevmediğini göreceksiniz. Yani bu ne bileyim kimsenin erişemeyeceği bir bilgi vesaire değil. Atatürk'ün izinden gittiyseniz seçmenleriniz niye sevmiyor? <gülüyor> 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 ay ay. Yani iki ay yaş diyen ben miydim ya? Portatal Live bir tane elmas göndermiş. Teşekkür ederim desteğin için. Çok sağ ol. Para alacağım iki üç tane müsaadenle lütfen. Dört tane alabilirsin. Dörtten Yok, fazla Muhabbet <laughs> 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 o bak ya. Anlamda yayını alacağım hocam kare. <laughs> Lan ben, ben, bu videoyu bilmiyordum. <gülüyor> Lan. alacağım? <laughs> alacağım 2 tane lütfen. Dört tane alabilir. Bir tane daha bir hocayla alakalı video var. Onu da göstermek istiyorum. Hazır aklıma gelmişken izleyin dostlar. Ya ben bak bu videoyu izlediğim kadar bu videoyu güldüğüm kadar çok az şeye güldüm ya. Ya inanılmaz bir video ya. Troll de olsa, kurgu da olsa umurumda değil ki kurgu da olmayabilir bu arada. Ya lan çok komik ya. Hocam orucumu unutup bir kilo domuz eti yedim diye birisi bir soru soruyor canlı yayında bir hocaya. Hocanın cevabına bakınız efendim. Hocam orucu unutup bir kilogram domuz eti yedim orucum gider mi? Eğer unutup yediysen senin mideni için bir kilogramı nasıl yedim bilmiyorum orucun gitmez. <laughs> senin mideni sikeyim <sıçayım>. mi? <laughs> <laughs> o kadar öyle ciddi söylüyor ki. Cık. Eğer unutup yediysen senin mideni sikiyim. Bir kilogramı nasıl yedim bilmiyorum. Orucun gitmez. Döksen Yok hocam anlamda değil. Yayını alacağım hocam kare. Cumhuriyet tarihimizin sınırlarımız en kontrol dönemini <laughs> iktidarda tuttuğumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması dayı ne yaptın yani affedersin Allah'la mı görüştün ne yaptın yani bu nasıl bir söz ya sevap hanemize bir şeyler yazılıyor olması ne demek ya bu şirk koşmak bu arada İslam'a göre onu söyleyeyim yani size. Bunlar aslında ne kadar büyük günah işlediklerinin muhtemelen farkında da değiller veya farkındalar ama yine de söylüyorlar bazı kitleleri kandırmak için. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Şu an yerde olsun çocuk. Enerji Bakanı doğal gazla ilgili bir tavsiyede bulundu. Dedi ki... Sevap hane ne bu arada anasını satayım o da ayrı bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar saçmalamaya başladınız. Evet. Reji beni tamam. uyarıyor. Ne biçim bir Rica ediyorum. Bir Ay, ben... saniye evet, lütfen ne yapma. Tamam de geç öyle. Ne yapma bir <laughs> saniye. Ben Kürdüm. Ben Türk'üm. Ben Çerkesim. Tamam. Ben Abaza'yım. Abaza diye bir millet var bu arada. O anlamda söylemiyor. Gülmeyin. Tabii montaj yapılınca komik olmuş. Ayrı bir konu. <laughs> güzel çok güzel montaj yapmışlar. Ben bir dur bir, bir iki tane daha izleyelim ya şu kanaldan bir şey. Seviyorum bu kanalı montaj.